Steam yaz indirimleri oyun tavsiyesi videoma hoş geldiniz. Hızlıca oyunları saymaya başlayalım. Battle Chaser Nightward, kaliteli zindan tasarımları, klasik Japon rol yapma oyunu formatında sunulan sıra tabanlı savaş ve dünya keşfetmeye dayalı zengin hikaye içeren bir rol yapma oyunu. Kıyamet sonrası bir ortamda geçen God Eater 3, dünyayı harap eden canavarları alt etmek üzere kurulmuş özel bir ekibin hikayesini anlatan bir aksiyon rol yapma oyunu. Warhammer dünyasının yıkıma uğramış imparatorluk şehrinde geçen Mordheim City of Damn, savaş gruplarını kanlı ve ölümcül çatışmalarda yönettiğimiz sıra tabanlı taktiksel bir oyun. Red Faction Guerrilla Remastered, devasa bir açık dünyada görebildiğimiz her şeyi yıkabildiğimiz bir üçüncü şahıs nişancı oyunu. Shenmue 3, babasının cinayetinin ardındaki gizemi çözmeye ve katilinden intikam almaya çalışan genç dövüş sanatçısı olan Ryo Hazuki'yi yönettiğimiz bir macera aksiyon oyunu. Hyper Dimension Neptuna Rebirth 1, 4. duvarı sık sık yıkan, hızlı tempolu, sıra tabanlı bir rol yapma oyunu. Tales of Berseria, Velvet adındaki ana karakterin yaşadığı bir travmadan sonra çıktığı, kendini keşfetme yolculuğunu anlatan bir Japon rol yapma oyunu. Witchwood, gotik ve peri masalları diyarında geçen bir zanaat macera oyunu. Wasteland 3, nükleer savaş sonrası bir dünyada toplumu küllerinden yeniden inşa etmeye çalışan kanun adamlarından oluşan Desert Rangers ekibini kontrol ettiğimiz bir sıra tabanlı savaş oyunu. Metro Exodus, Moskova metrosunun paramparça olmuş kalıntılarından kaçıp kıyamet sonrası Rus vahşi doğasında destansı bir yolculuğa çıktığımız açık dünya macera oyunu. Sanal dünyadaki suçları çözmeye çalışan bir dedektif olarak oynadığımız GameDeck, cyberpunk estetiğe sahip izometrik bir rol yapma oyunu. Cultist Simulator, gizli tanrılar ve gizli tarihlerden oluşan 1920'ler temalı bir ortamda kutsal olmayan gizemlerin peşinde arayışçı olarak oynadığımız bir kart oyunu. The Disappearing of Gensoko, çerezlik bir mermi cehennemi oyunu. No Time to Relax, 4 kişinin birbirine karşı yarıştığı bir yaşam simülasyon oyunu. Age of Eternity, Dergin ve Celine adlı iki karakterin Corrosion adlı karşısına çıkan her şeyi tüketen bir hastalığa çare bulma arayışını anlatan bir sıra tabanlı savaş oyunu. Gücünü yeniden kazanıp kalesini tekrardan inşa etmeye çalışan, bir yandan da hayatta kalmak için gereken her şeyi yapan, bir vampir olarak oynadığımız V Rising, bir açık dünya, hayatta kalma ve üst inşa etme oyunu. Victor Wren, teşhisatımızın ve karakter yapımızın önemli olduğu klasik bir izometrik aksiyon rol yapma oyunu. The Incredible Adventures of the Well Helsing, Borgovia'nın Gothic Noir dünyasında önümüze çıkan her şeyi doğradığımız aksiyon rol yapma türünde oynamaya değer bir oyun. Hain kız kardeşini yakalama görevindeki bir asker olan Johan olarak oynadığımız Metal Unit, roguelite özelliklerine sahip bir yandan görünüşlü platform oyunu. Mindustry, kale savunması ve gerçek zamanlı strateji unsurlarına odaklanan açık uçlu bir fabrika yönetim oyunu. My Time at Porsche, babamızın bakımsız atölyesini eski ihtişamına kavuşturmak için verilen görevleri yaptığımız, mahsul ve hayvan yetiştirdiğimiz 3D çiftçilik simülatörü. Aaron Saver olarak oynadığımız Botwise, reflekslerimizi test eden patlamalarla dolu bir mermi cehennemi oyunu. Baskıcı, karanlık, acımasız ve umutsuz Prehavel kasabasını keşfettiğimiz Fear and Hunger 2 Termina, Japon rol yapma ve korku hayatta kalma türlerini sıra tabanlı bir oynanışla harmanlamış bir oyun. Tales of the Black Forest, lise öğrencisi olan Kihara Kashi'nin karanlık bir güç tarafından kapana kıstırıldığı Kuromori-cho'daki karanlık bir kasabadan kaçmaya çalışma hikayesini anlatan kişisel grafikli bir korku macera oyunu. Final Fantasy 15, en yakın arkadaşlarımızla birlikte nefes kesici bir açık dünyada vatanımızı akıl almaz düşmanlardan geri almak için çıktığımız yolculuğu anlatan bir Japon aksiyon rol yapma oyunu. İnsanlığın başka bir dünyadan gelen mekanik varlıklar tarafından sürüldüğü, distopik bir evrende geçen Nier Automata, gittikçe derinleşen, hatta oyundaki karakterleri kullanarak oyuncuya sorular soran, belirli bir noktadan sonra bu soruların cevaplarını arayan oyuncuları, karşılaştığı cevaplar nedeniyle ağır depresyona sokan, mükemmel müziklere sahip olan ve hack and slash oynanış mekaniklerini kullanan bir başyapıt. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.